Hocam ya bak şimdi. Şey muslarıyadan konuştuk da zemine bakar mısın? Evet, zemine bak ya. Mesela Bayağı, mesela, şuradan bak. mesela bir şu aradan top, şey bak, çıkabilir. Şu topraklar. Çıkabilir. Şu topraklar var ya mesela o topraklara git. Mesela nane koy, bir tutam nane koy. Haftaya var ya bir tomar nane alırsın. Öbür tarafa maydanoz koy. Domates koyma çünkü domatesi kuşlar gelir yer filan. Şey olur sırık fasulye olur mesela sırık fasulye olur. <laughs> bir tarafa karpuz dikebilirsiniz. Sahanın kenarına mesela köşegenlerin oraya kabak dikebilirsiniz. Patates dikebilirsiniz. Ve federasyon da para kazandır, Kulüpler de para kazanır. Pahalı abi. Patates patates çok büyük para. Dün ben Kasımpaşa'dan alışveriş <laughs> yaptım. Çok para valla. Ya Allah'ım ya Ben oradan bir yerden alıyorum. Hesaplı orası. Ee, buralara bir, bir müdahale, müdahale buralara bir müdahale şart. Bu böyle e, bu zeminler bu ay itibariyle böyleyse e, bu bir alarm veriyor demektir TFF'ye iş düşüyor şuralar için. Yani bu küçük bir örnek sadece. Bakın sezon başından beri kaç tane sahayı gördük. Hemen hepsinde aynı vurguyu yaptık. Hep zeminlerin kötülüğüne. E, buna buna vallahi dikkat etmezlerse ileride takımların canı acır. Ondan sonra bir de onun üzerinden gündem oluşur. Ofsayttan İkinci golümüzü vermediler. İki golümüzü pardon, <laughs> offside'den iki golümüzü vermediler. Ne demek bu ya? Deplasmanda 3 gol attık. Gaziantep'te çok iyi öndük. Çok mutluyum. Galatasaray'a yeni geldim. Lucas Torreira ile çok iyi anlaşıyorum. Offside'den iki golümüzü vermediler derken orada bir şey olmaz Ya, Yani offside'de vermiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ne demek bu ya? Anlamadım ki. Tacımızı vermediler var ya. Ay offside'de verilmiyor offside değil demek istemiyordur herhalde. Çünkü offside'di yani. Ona göre değil demek. Bir görüyorsun bir de çizgi çizildi. ikinci golü de öyle verdiler. Tabi. Evet, tabii. Yani hani öyle bakmak lazım olaya. Evet. Birisi offside, diğeri değil. Değilse helal hoş olsun diyeceksin. Offside'sa da yapacak bir şey yok. He, zaman zaman biz burada overlocklar gördük. O da ayrı bir mesele evet. tabii. De diyor ki Lucas Torreira iyi anlaşıyoruz diyor. Yani diyor ben diyor orada oynarım diyor 6 8 orada. Ama evet, tonda pozisyon verdiler bugün ortadan. E biraz evet. Tonda pozisyon verdiler. İyi anlaşırdıkları bu ise bir de anlaşamadıklarında ne hale gelirler? E, Torreira baya yük biner bu şekilde bu görüntüyle Torreira'ya ki biniyor zaten. Oynamadığı zaman da onun eksikliği Hocam, takımlar, net şekilde belli Palavut oluyor. gibi takımlar. Hocam oraya zaten bir versenize Tolga'cığım Avrupa maçlarını Yani Bayer Münih Hocam öyle ama Şampiyonlar Ligi Galatasaray 17. Evet. kez orada yani O tecrübesi o potansiyeli var E bu böyle takımlar çıkacak Biraz şans yardım etse bir iki grup Aslında bir iki grup Biraz daha böyle sanki Şeydi ama ne oldu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Fixtürü Solda kalmış 20 Eylül'de Kopenhag maçıyla başlıyor hocam içeride. Bir kere oradan böyle kılçıksız 3 puanı alacaksın. İçeride. Tabii. Evet. Tık diye alacaksın o 3 puanı. Manchester United'de mesela Manchester United'la içeride oynasaydı sezon başında daha iyiydi diye düşünüyorum. Çünkü Manchester'ın da daha sıkıntıları var ufak tefek. Gerçi onlar da e, transferler yaptılar. Ee, hocam iki Bayern Bayern arka maçları arka arkaya arka arka o köçerde dışa. Bence burada en büyük sıkıntı hocam, e, hedef maçlardan biri olan Kopenhag deplasmanının çok kış ayına denk gelmesi. Yani Danimarka'da o mevsimde e, biraz sıkıntı olur. Ama hani ben Galatasaray'ın burada ikinciyi şey zorlama ihtimali olduğunu Arsenal maçı Evet evet, evet. Orada güzel hatıralar var. Ben de başladım. Dolayısıyla hani Galatasaray'ın, evet evet, evet evet. Galatasaray'ın ikincilik şansı olduğunu ama üçüncülük için güçlü bir şansı olduğunu düşünüyorum ama tabii şu şu Kopenhag deplasmanı 12 Aralık'taki yani iyi bir fi o anlamda iyi bir fikstür olmamış. Şöyle var tabi de. Şimdi Bayern Münih taş gibi bir takım var. Yani Bayern Münih. Henrique da gidince iyice iyiden iyice şey oldu. Yani Kopenhag'da ligler oynadı zaten. Ligde oynadılar. E şey Manchester oynadı tabii. Yani hocam son 6 yıl Şampiyonlar Ligi 6'da 6 ile çıkıyor ya Bayern Mini. Böyle vicdansız çıkıyorlar yani. Bayern Mini. Yani bayağı üst düzey bir takım oldu ki zaten öyleydi de bu sezon iyi de transferler yaptılar. Barcelona'ya sattılar, şey aldılar. Santrafor'larını. İşte, her Kane işte zaten e, ama yani tabii maçlar sahada oynanıyor. Mutlaka e, burada Rams Park'ta da iyi bir atmosfer olacaktır. Her maçta ayrı ayrı. İyi başlamak önemli. Şimdi defansta. bakacağız. Şimdi Bayern Münih maçtaşlar Bunlar şeyde Kopenhag'daki maç hepsi bunların fizikli oyuncular. Tabii. Yani onların yan toplarında Kornerlerinde falan hava hakimiyetimiz nasıl olacak hocam? İşte hocam düşün. oralar nasıl olur hava Oralar hakimiyeti. asıl test var. Hava hakimiyetinden bahsediyorum. Bugün mesela Gaziantep maçında ilk yarıda 11 hava topunun 11'inde Galatasaray kazanmıştı. Evet. Yani Gaziantep bütün yan toplarda etkili oldu Galatasaray. Köşe vuruşları, duran toplarda Gaziantep hele maçın başında devre arasında biraz uyardılar galiba. Biraz daha doğru pozisyon aldı. Görece ikinci yarıda ama her duran top, her köşe vuruşu Antep Kalesi'nde tehlike oldu hocam. İyi de ben Galatasaray'ın Ama işte Galatasaray dışarı ters gidince, bahsediyorum. Yani. Evet evet onu, ona geleceğim. İçeride böyle üstünlük sağlıyorsun ama dışarı gidince de benzer bir sıkıntı bu sefer sana dönecek. Yani toplarda sıkıntı çekecek Galatasaray. Öyle gözüküyor. Ee, Bence. Geçmişte biliyorsun o tarz ıı, sıkıntıları dönem dönem yaşadı. Ha, şey söyl pozisyonunu söylüyorlar da Dortmund onu getireceğim birazdan hocam ya dünkü Dortmund maçı tam bizdik öyle mi evet bugün de ee, Sheffield Everton maçında bir pozisyon var bir de ee, City Fulham maçında var City Fulham ya Sheffield Everton maçında şu senin şey var ya e, hep söylediğin köpük. Hı. Hakem gidiyor köpüğü çiziyor Barajı yarım metre falan onun önünde kuruyorlar tamam mı Hakem konuşuyor ikaz ediyor falan Bakıyor olmuyor yeniden köpük çiziyor durdukları yere öne Ya bu nasıl bir bizde olsa Unutuyor ha Hayır ya, baktı söyleyemiyor sarı kart falan gö... sözünü dilletemeyince Yarım metre öne çizdi tekrar çizgiyi ee, asıl... Unuttu demek ki ya unuttu ya da bilmiyorum ki nasıl yaptı. Baktı olacak gibi değil ben yeni bir köpek çizeyim dedi. Diğerin de asıl Fulham, um, City Fulham um maçında e, bir pozisyon var. İkinci golü City'nin. Bak hocam bak önümde şimdi geliyor. Bak şimdi burada görüyor musun? Tam ilk yarı biterken bizde de çok oluyor bu. E, kalecinin pozisyonunun içinde hemen önünde Topun üzerinden bacaklarını açarak atlıyor bir oyuncu. Oradan gol oluyor. Bayağı itiraz etti burada Fulumlular. Ama ne vardan bir uyarı geldi, ne öyle oldu, ne böyle oldu. Bizde olsa bayağı sabaha kadar konuşulur ya bu. Offside. offside babası hocam. Ya offside'in bütün şekil A, B, C, D uyuyor kendine avantaj sağlıyor. Takımı avantaj sağlıyor. Rakip takımın defansına dezavantaj Haaland sağlıyor. Haaland bile ne diyor biliyor musun maçtan sonra? Bence bu pozisyon offside'dı. Fulumlular adına üzgünüm demiş onlar için. Ya yani her şeyine uyuyor. Zaten atlayan oyuncu da biliyor işi bak. Ya, ya atlayan oyuncu biliyor. Benim anlamadığım <laughs> o yüzden bizimkilere haksızlık mı ediyoruz diye düşünmeye başladım. Premier Lig bu ya. Diğer maçı da söyledim sana çizgiyi. Garip garip işler oluyor ha. Ha, bu pozisyonu hadi hakem verdi. Vermemesi lazım da. Vardaki arkadaş ne yapmış acaba? Çok enteresan. Ama orada bilet keserler herhalde zannediyorum. Kesiyorlar orada. Geçen bilet, sene işte bileti bilet kesilen. kesilenlerden biri konuştu bu sezon. Tabii. Bilet kesilmiyor. Bizde bilet kesilmiyor. Bilet keseceksin. Evet. Bizde raporu yanlış yazarlar yazanlar. Raporu yanlış yazanlar. Bunu ben... Raporun bir kısmını burada okudum diye, raporun bir kısmını burada okudum diye beni hakemeye verdiler. Verdi. Raporu yanlış yazan adam, komitenin başkanıyla konuşup diğer gözlemciyle konuşan hakem şeyi gözlemci bu sene devam ediyor. Hiçbir şekilde de gözlemcilik yapamaz. Gözlemcilik kurallarına aykırı biliyor musun? Yarın bir gün bir hakem düşerse gözlem şeyden e, bunun verdiği puanlarla dava açarsa kazanır. Bak altını çiziyor. Evet söyledin onu sen burada. Benim de başımdan geçti de bu işler. Geçti hocam yani. Artık yani, onlar düşünsün ya onda biz yani söylüyoruz. Demek ki torpili çok uyarabilir. kuvvetli. Bana torpil de geldi. İsmi geldi hmm. de burada vermeyeyim. Torpilin ismi de geldi. Bizde öyle şeyler olmaz hocam ya. Nasıl olmuş ki öyle bir hmm. şey? <laughs> Peki şimdi. Bizdeki torpiller e çok iyi. Yani gece şey düşürür ha şey batırır. Eskiden Deniz, bayramda batırır. Torpiller, torpiller vardı evet. bir de, hatırlıyor musun? <laughs> Demek ki torpili kuvvetli arkadaşın İzmirli. <laughs> şimdi birazdan bakacağız. Bak İzmir'dendir o torpili de. Ha, diyorsun. Anlayan anlasın dedin sen şimdi yani. Ben biliyorum da. Bu Ali Şansalan için ne düşünüyorsun bugünkü maç Bu performans? da torpilli hakem. <laughs> Öyle mi? Bunu da torpilli başka biri. Performans kötü. Vasat, değil mi? Yani kötü, iyi değil. Güven vermiyor.